Merinos İbo Show'u sunar. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Ön tarafta talebeler görüyorum. Ne iş? Moment, tek ağızdan. Ne? Çağlayan ilk öğretim. Çağlayan ilk öğretim okuluna. Teşekkür ediyoruz. Herhalde öğretmenleriniz de burada. Doğrudur. Öğretmenlerinize de teşekkür ediyoruz. Sizler gibi pırıl pırıl
gençler yetiştirdikleri için. Teşekkür ediyoruz efendim. Programımız devam ediyor. Devam edecek. Her şey düzgün gittiği zaman devam edecek. Düzgün gitmediği zaman devam etmeyecek. Hayat da böyledir. İnsan kendi evinde de bir şey düzgün gitmiyorsa devam etmeyebilir. Bundan sonra burada bir yazı göreceksiniz. İbo tek başına. Yani tek başına derken tek başına. Yani sizler yine varsınız. Sizler yine olacaksınız tabii canım. Tabii canım, tabii tabii tabii. Hepiniz olacaksınız. Ben tek başıma olacağım. Bir şeyler ya doğru gidecek ya doğru gidecek. Evin adamı kimse, adamın lafı dinlenecek. Buradan bütün evdeki bayanlara sesleniyoruz. Siz olun. Siz olun. Evin direğinin köküyle oynamayın. Kökünü kazırsanız altından kurt çıkar, yılan çıkar, çıyan çıkar. Sizi ısırabilir. Bence bırakın direk öyle kalsın. Her ağaç kendi kurdunu temizlemesini bilir. Neymiş bu? Bu program yayınlandığı gün Öğretmenler Günü diyor. Benim öğretmenim olmadı ama sizlerin öğretmenleri var. Sizleri de ben kendimi öğretmen olarak görüyorum. Çünkü benden çok bilgilisiniz. Benden güzel yazıyorsunuz. Benden daha çok şey biliyorsunuz. Ama ben de hayatı biliyorum. Hayatın çemberinden geçtim. Siz okul çemberinden geçiyorsunuz. Dilerim inşallah geçtiğiniz o çemberler böyle etrafı ateşli çemberler olmasın. It's come. It is in the bar. Yes. Kim geliyor? Hakan geliyor. İlk Nur Bozkurt. Ve kimmiş? İlk Nur Bozkurt. Bozkurt, Allah cezanızı verecek. Nasıl düşürdüm ama? Canım. Merhabalar. Ne mı de? Karabiber. Ama beyaz. Al bunu şeyin üstüne dök, kebabın üstüne. Allah. Karabibere bak, kebap. Efendim, İlk Nur Soydaş. Doğru mu? Doğru. Peki, İlk Nurcuğum gel sen böyle. Peki. Gel bakayım bu. Sen oturma sizin, gel. Hatta mikrofon da al eline. Gel sen abinin peşinden gel. Geliyorum abi. Şimdi biliyorsunuz Hakan besteci ve yorumcu aynı zamanda. Beste yönü daha ağırlıklı. Ama dedi ki ben bir de yorumcuyum, yorumumu da katayım. Gerçekten yorumunu da katınca daha güzel şarkılar yapmaya başladı. Şimdi ağlamak yok yüreğim diyor. Bir anda bırakıp gittin, ardına bakmadan terk ettin. Hain bir pusuda vurdu ikimizi,
yalnızlığımıza hapsetti. Bu gönül oyununu beceremedik seninle, bizi yıktı mahvetti. Hain bir pusula vurdu ikimizi, yalnızlığımıza hapsetti. Bu gönül oyununu beceremedik seninle, bizi yaktı kahretti. Hapsetti. Bu gönül oyununu beceremedik seninle, bizi yaktı kahretti. Acılar yaşadık biz seninle. Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız. Hakan'a çok teşekkür ediyoruz. Finalde bir keman vardı. Kim o keman? Sen dur. Sözü müziği senin mi? Benim İbrahim abi. Niye senin gene bu? Abi ben seni gördüğüm zaman tutuluyorum ya, konuşamıyorum. Beni her gören tutuluyor da, konuşamıyor da bir tek evdeki konuşuyor. Ama bundan sonra konuşacak adam bulursa konuşur. Bundan sonra konuşacak adam bulursa konuşur. Bir kadının görevi erkeğini evinde tutmaktır. Hadi.
Bunun klibi de var tahmin ediyorum. Klibi var, evet abi. İkinci Radyo Tatlıses'ten çok bunu çalıyorlar. Ağlamak yok yüreğim. Sen ağlıyor musun? Ben çok zor ağlarım. Çok duygusal. Birileri için ağlıyor musun şimdi bugünlerde? Yok, hayır. Yok. Hayır. Senin de mi yok? Ya bu bekarlık ne kadar hoş ya. Oh, ben kendime geldim ya. Ben de senden ama. Senin yoldan takip ediyorum. Senin yoldan geliyorum abi. Bir tane bir bina yapalım abi. Bekarlar binası. Tamam. Başkan bina... İbrahim Tatlıses ve yönetim kurulunda da bizler. Sen de üyemiz olur musun? Tabii, mürit. Yemin et. Allah. Abi bekarlar şeyinde niye İsrail'de askerleri, hanımları almıyorlar mı askere? E bizim bekarlar derneğinde bu olamaz mı? Bu da bekar. He? O kadar. Abi bir de orada şey yapacağız yani. Araştırma yapacağız. Çabuk evlendirme. İbrahim abi bence sırf erkeklerin olması lazım bekarlar derneğinde. Birimize mi düşeriz? Yoksa dernek bozulur eğer kızlar da gelir. Şimdi şey yaparız. Üç kat erkeklere ait, üç kat bayanlara ait. O kadar çok var ki imanın üçer kattan. Dörder daireden olmasın. Üç kere dört, 12. Fazla olmasın zaten. Arada takım da çelik kuralım. Duvarlar olması lazım. Takım kuralım. Yoksa bekarlık olmaz. Siz fazla konuşmayın. Şimdiden başladı konuşma. Ne diyor burada? Diyor ki eskiden futbolcuydu. Oynuyordum abi. Lisanslı işte amatör takımlarda oynuyordum. Futbol oynuyordum. Sonra olmadı mı? Müzik Opa. Ağır bastı. Müzik ağır basınca öyle oldu diyorsun. Peki. Mankenler dünyası bugünlerde karışık. Sen de bu karışıklığın içinde misin yoksa dışında mısın? Aman ben bu karışıklığın dışında tutuyorum kendimi. Niye? Hiçbir zaman içinde tutmadım. Çünkü ben manken olarak bu piyasaya girmedim. Yani benim amacım iyi bir manken olup en iyi defilelerde boy gösterip işte en böyle popüler olmak değildi. Yani ben oyuncu anlamında bir şeyler yapıp hep yani kendimi oyuncu olarak yetiştirmek istediğim için o camiaya katmıyorum. Kaç klipte oynadın? Karabiberim, Zakkum Çiçeği, Nar Çiçeği. En son Akdeniz Akşamı. Tüm çiçek. Hıyar çiçeği de yok mu? Zakkum çiçeği, nar çiçeği. Niye hıyarın da kendine göre çiçeği vardır? Hıyarın tepesinde bir çiçek vardır, bilir misiniz onu? Yani... O kadar klipte oynadım. Ama en sevdiğim şarkının klibinde oynamak bana büyük ayrıcalık atmıştı. Şimdi Akdeniz Akşamları gerçekten bilinen bir şarkıydı, bilinen bir şarkıydı. Daha önce çektiğin klipleri ilk defa orada gittin, dinledin, oynadın. Onlar da güzel şarkılar oldu. Sonra onlar da piyasada çok tutuldular. Ama gerçekten Akdeniz Akşamları'nın bir kendine göre ayrı bir özelliği ve ayrı bir güzelliği var. Kesinlikle. O ne, nasıl bir alevdir, nasıl bir ateştir o şarkı anlamış da değilim halen. Peki, Güllü diyoruz. Ne diyecek Güllü? Ağlamam ondan. Hasrete değil.
gitmiyor. Bu dert beni kahrediyor. Ondan alamam ondan. Yandım, yandım ama ben ona değil. Yandım, yandım ama hasrete değil. Sevda bitti oldu yalan. Sevdikleri oldu yalan. Ondan alamam ondan. Duygularla oynadı ya. Beni böyle ağlattı ya. Ondan alamam ondan. Ondan alamam ondan. Ne kadar acıdır insanın sevdikleri yılan olursa. Ve zehirli yılan olursa. Bunun için arkadaş da olur, kardeş de olur, bacı da olur, sevgili de olur, yar da olur. Evlat da olur, evet. Yılan oldukları zaman kellesini koparacaksın böyle, cart! Biz Güllü ile başka şeyler konuşacağız. Zaten konuşulduğu kadar konuştu kendisi. Konuştular, biz başka şeyler konuşalım. Bu şarkı biliyorsunuz Cengiz Kurdoğlu da bunu okudu. Bana CD'si geldiğinde bana şarkılar beğenmişti. Ben geçtim arka odaya. CD'yi dinledim. Kafadan bu şarkıyı koydum hemen bir. Bir numaraya bunu koydum. Cengiz'e dedim ki bunu okuyacaksın. Çünkü çok gerçekten duygusal ve beylik bizim ezgilerimiz vardır. Ya yani müzisyenler arasında o böyle namesi güzel olan şeyde de vardı. Hakan'ın parçasında da vardı o ezgi. Böyle insanın böyle kafasını sallayan, böyle feryat ettiren. Kendimi zor tuttum. Bundan sonra beni zor ağlarken görürsünüz. Aslında tam ağlayacağım parça, ikisi de. Ama beni bundan sonra zor tutacağım, metin olacağım artık. Bundan sonra böyle. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel yorumlamışsın gerçekten. Ben teşekkür ederim. Şu anda çalıştığınız bir yer var herhalde, çalışıyorsunuz. Var, evet. İnanıyorum ki bu şarkı tekrar Güllü'nün dönüşü olacak. İnşallah. Öyle diyoruz biz. İnşallah. İkiniz de çalışıyorsunuz tahmin ediyorum. Çalışıyorum. Sen nerede çalışıyorsun usta? Ben El Alem Bar'da çalışıyorum, Etiler'de. El Alem. El Alem. El Alem. El Alem. El Alem. Ben Tarabya'dayım, Sevilen Has'ta. Sevilen Has. Siz nerede? Ben. Yeni düştüm bu piyasaya. Yeni mi düştün? Sen dansöz müsün? Filmde, evet. Dansöz filminde oynuyor efendim. Dansöz diye bir film çekiyorlar. Peki nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Biraz yorucu ama değiyor. İyi. İlk defa başarılar diliyoruz. İnşallah güzel olur. İnşallah. Buradan Savaş Ağa'ya da başarılar diliyoruz. Savaş abimize başarılar diliyoruz. Güllü iyi gördüm seni. İyisin. İyi olmaya çalışıyorum inşallah. Bak bana aynı kalem kimin oluyorum artık. Ben de oluyorum. Yemin ederim. Ben de oluyorum. 3 kilo verdim. 3 kilo daha vereceğim. Çita. Böyle üfle uçacağım havaya. Vallahi. Bir zamanlar benimle öyle alay ediyordunuz biliyorsunuz değil mi? Uçacaksın diye. Evet. İlk zamanlar. Ama yine vereceksin herhalde tahmin ediyorum. İnşallah biraz daha. Çünkü ama çok da kötü değilim. Çocukları var. 2 tane mi çocuğunuz var? 2 tane var Allah İki tane bağışlasın. Allah bağışlasın. Amin cümlemiz. Allah acılarını göstermesin. Amin. Şimdi belki sokaklardan ne soralım abi? Hiç fark etmez. Konu öğretmen olsun bence. Öğretmenler gününde ilk öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? İboşoğlu Sokak Röportajlarından herkese merhaba. İboşoğlu Sokak Röportajlarındaki bu haftaki durağımız Kadıköy. Bakalım bu hafta Kadıköy'deki halkımız sorularımıza ne cevap verecek? 24 Kasım Öğretmenler Günü biliyorsunuz. Evet. İlk öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Fevzi Ünal. Nasıldı peki? Nasıl hatırlıyorsunuz? Talebelerin iyiliklerini isterdi. Olgunlaşmasını isterdi. Dünyanın en tatlı insanlarıydı, hocalarıydı. Yok. Zaten ben hiç okula gitmedim. Zekiye Çağatay. Nasıl hatırlıyorsunuz peki öğretmeninizi? Harika insandı. Size öğretmeninizin öğrettiği en önemli şey neydi sizce? Vallahi herhalde dürüst olmak. Yalansız ve dürüst olmak herhalde. Şevket'i Atatürk'ü sevmekti. İnsan olmak. Bir anne olarak hatırlıyorum. Çünkü ilkokul insanların ailesinden sonra gördüğü ilk yer. Eski hocalar disiplinliydi. Şimdikiler gibi karşısında bacak bacak üstüne alıp sigara içmiyorlar. Biz arka sokaklarda dolaşırdık. Bence saygı. Terbiye. Okumak en güzel şey yani. 1933 senesinde öğretmenimdi. Erkek öğretmen. İsmini de söyleyebilirim. Neydi? Engin Bey. Keşke
bu yaşa gelseydim de okula gitseydim. Köyümüzde okul yoktu. Terbiye, saygı. Yani eskiden onlar önemliydi. Öğrencilerini seven, onları her zaman koruyan, şefkatle yaklaşan bir insandı. Onu hiçbir zaman unutmayacağım. Ben de emekli bir öğretmenim. O bakımdan öğretmenliğin birinci şeyi insanı sevmektir bana göre. 55 yaşındayım ben. Çok döverdi çocukları. Döverdi. Siz de dövmüş müydü? Üf, şu ellerime çok vurdu beni. Ama helal olsun. Demek ki yaramazlık yapmasa o da bizi dövmezdi. Değil mi? Senin müzikteki öğretmenin kim? Rahmetli oldu. Var. Biri Allah nur için adısın da Lili Stadtser'di Kemal hocam. Lili Stadtser. Lili Stadtser. Macar asıllı bir kemancıydı. Kemancı. Burada ders mi veriyordu? Tabii Türkiye'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda keman hocasıydı. Bir de Erdoğan Saydam vardı, viyola hocası. O da benim hocamdır. O da rahmetli oldu. Eşi Hülya Saydam sağdır. Ona buradan selamlarımı gönderiyorum. Tokat yedin mi? Hiç yok. <yani. gülüyor> Zaten yok. Gelirken bir oldun ama. Merro. Hadi bakalım. Peki senin öğretmenin oldu mu? Oldu. Nerede? Okulda. Nasıldı öğretmenle aran? Güzeldi. Yani öğretmenlerim beni çok severdi. Benden çok memnundular. Ne kadar çalışırdın kaç saat günde? Teşekkür almıştım ondan sonra. Yani örnek öğrenci olarak gösteriliyordum. Sen? Çok tembeldim. Vallahi çok tembeldim ama tembel olmama rağmen sınıflarımı hep geçerdi ve hep pek iyiyle geçerdi. İşte öğretmeni dinlemekle. Evet. Abi ben var ya ben... Öğretmenler ilala etmişler elimden artık ya. Oxford bizimki. He? Ya abi gece gündüz çalış, böyle bir çalışma yok. Daha öğretmenler şeye gelmeden, uykudan kalkmadan ben okuldayım. Olmaz. Oxford bildiğin gibi değil, hep biz orada yatardık. Yatılı, ilkokuldan başladı. Rahmetli babam ne para ödedi be. Hakan. Hocalar Ali Paşa'da okumuştum, Laleli'de. Laleli'de. Ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Bu kutsal günde bizi vatana kazandıran, bizim eğitimimizde büyük emekler harcayan öğretmenlere saygılarımı sunuyorum. Peki, ben de öğretmenler için bir şey söyleyeyim bakayım. Thank you.
akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylarda, ah beceremem, bir başka sahilde. Sıcak coşmama elde mi böyle bir akşamda, işte ben böyle bir akşamda, ay vay ne bir akşamda aşık oldum. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, çok seviyorum. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum. Ya bu bekarlık kadar hoş bir şey var mı ya? Efendim, çok teşekkür ediyoruz efendim, çok teşekkür ediyoruz. Aşıkın maşuka, maşuka. Dur bir. Aşık mı maşuk mu abi? İkisi de olabilir, maşuk. Bravo. Niye? Doğru. İki çeşit de söyleyebiliriz. Maşuk olmaz çünkü. Hayır, evet. Mantıksız kalıyor. Vay be. Sen aşık mı oldun, aşık mı oldun abi? Hiçbir şey olmadı. Ben de geliyorum, kime soruyorum? Abi biz üçü, bizim dernek üyelerimiz var burada. Dernek üyelerimiz. Aşık mı olmak güzel, maşuk mu olmak güzel? Aşık olmak güzel. Aşık olmak dünyanın en güzel duygusu. Peki. Sayın dernek üyemiz. Aşık olmak mı, maşuk olmak mı? Aşık olmak. Peki, ikinci sokak şeyimizde aşık olmak güzel midir, onu soralım. Evet, şimdi Hakan söylüyor, gül belalıdır abi. Bakmıyor yüzüme, cilve der nazar.
ayrı yerde gönül dardadır. Yar bana dargındır, yarime ben sevdalı. Yarimden başka yar sevenin kalbi taştır. Gül belalıdır, gülün gözü eladır. Gülümden ayrı yerde gönül dardadır. Yar bana dargındır, yarime ben sevdalı. Yarimden başka yar sevenin kalbi taştır. Gül belalıdır, gülün gözü eladır. Bakın ben bunu niye yapıyorum? Niye her sanatçı kalktığında otururken kalkıyorum, ceket minik giyiyorum? Niye? Neden? Saygı bir, ikincisi bir de evinize bir misafir geldiğinde, sizin evinizin çuluna ayak bastığında sizin yanınızda onun kıymeti çok olmalı. Doğru mu? Evet. Çünkü misafir konuk demek, konuk demek. Biz de bir gün böyle şeyden gelirken ne bizim oturduğumuz yer yok. Oturduğum yeri de unuttum. Kilos'tan gelirken Zekeriya Köy'den şöyle Sarıyer'e bir uğrayalım dedik. Sabah da böyle mahmur şey kalkmışız, gideceğiz, işimiz var. Bir börek yiyelim dedik. Orada Hünkar börekçisi var. Börekçide oturduk dedi ki ya İbrahim Bey hoş geldiniz. O da Karadenizli. Oran sahibi de Karadenizli. Dedi ki şu karşı dükkanı vereyim de sana gel dedi, buraya dedi lahmacun aç ya. Falan. Hemen Sarıyer'in göbeğinde ben dedim ki lahmacun salonlarını kapatıyorum, teşekkür ederim, ben almayayım, Allah razı olsun. Allah'a ısmarladık, görüşürüz dedim. Aradan birkaç gün geçti, yine o böreğe girdik. Börek ayran da iyi gidiyor. Bir de boğaç yanında, Allah. Hele ayran da ekşi olursa. Bak. Şimdi dedi ki ya ne yaptın İbrahim Bey? Dedim ki burayı bana veriyorsun, ben de burayı tutuyorum. E ne yapacaksın dedi. Dedim ki artık lahmacun bitti, yaşasın tatsız kebap. Şimdi o güzel insan da burada. Faik Bey de sağ olsun, oranın sahibi de burada. Teşekkür ederiz, şeref verdi, sağ olsun. Şu anda bize dükkanı verdi. Ve dükkanın ilk verdiği andan itibaren en az biz dükkanın yarısından daha çoğunu gene aldık. Aynı kiraya. Ben bu kadar güzel, bu kadar uyumlu bir ev sahibi, dükkan sahibi görmedim. Oraya bir börekçi açın. Yok, biz oraya kebapçı börek açtık hanım. Açıldı mı? Tabii açıldı ya, şu anda faaliyette. Maşallah para sayıyor. Maşallah. Böyle tıklım tıklım, doluyor. Çünkü orada o öyle bir kebapçı yok. Ne güzel. Yani her kebapçı var, tatlı ses kebapçısı yok. Maşallah. Hani derler ya, Karadenizli'den doğulu pek anlaşamaz. Bundan daha koca bir yalan yok. En iyi anlaşan ikisi biliyor musun? Vallahi billahi. Efendim, şimdi hakan bir lallal diriri dallal diriri lallal diriri dallal. Yerinizde duramıyorsunuz maşallah. Bugün okul astınız mı? Bugün okul askıda. Gidene kadar boğulmasın. Boğulmaz peki. Hı? Simit mi? Kavuk! Kavuk! Esas duruş, Allah cezanı verecek. Ne dedin anlamadım pek. Simit attık, boğulmayalım. 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 Efendim simit biliyorsunuz nedir? Boğulmamak için gemilerde bulunan... Ulan ben çözene kadar simit biter yiye. Tabii simit dedim de aklıma geldi efendim. Doktorum bana şey verdi. Sabahleyin kahvaltıda bir tane siyah ekmek bir dilim. Kirbit kutusu kadar peynir, bir de çay. Allah bereket versin, kısa gün sabahın karı. Öğlen de efendim sayıyor, 5-6 çeşit sayıyor. Bir de içinde şey de var, simitten ayran. Tabii benim tercihim simitten ayran. 4 gün felayim şaştı. Ya İbrahim Bey ne oldu ya, biz de seni zengin mengin zannediyorduk. Dedim ki ah keşke fakir olsaydım, simit ekmeğe düşmezdim. Her anda yanında soğan olurdu, soğan olurdu. Şimdi zenginleyince insan, zenginleyince hastalık da çoğalıyor. Başlıyorsun rejime, simit ayran. Dünyada da en sevdiğim odur biliyor musun? Simitten ayran, vay vay vay. Hele yanında da şu bireyi olacak, ne?
Süs biberi. Süs biberi. Ama acı olmadı. Acı güzel. Olsun. Çok acı güzel olsun. Oluyor ama çok güzel oluyor. Merhaba. İyisiniz değil mi? Dernek üyemiz. Dernekte faaliyetler nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. İyi gidiyor değil mi? Kimse tacize uğrattırıyor mu seni? Asla. Tacize karşı mısın? Tacize... Yani karşıyım da güzel bir şey değil. Çok severim dedi. Hakan seviyor mu? Hayır, sen de ki tacizi severim de. Ya de severim de ya. Taciz sever misin? Severim. Ya ben biliyordum ya. Şimdi taciz meselesi önemli bir meseledir. Burada ne vardır? Bence bunlar yapılıyor, yapılıyor. Yapıldıktan sonra da inkar ediliyor. İşte en kötüsünüz. Bu hoş bir şey değil. Ya delikanlı gibi insan yaptıysa yaptı, yapmadıysa da yapmadı yani. Yani bir erkek bayana asılmayacak da kime asılacak? Eşeğe mi asılacak gidip orada? Bayan güzelse, çekiciyse, erkek de yakışıklıysa kız da ona asılacak. Allah Allah. İkimiz birbirimize asılacağız. Çek Allah çek. Kimin ipi erken koparsa ya. Bağlama kız el aç. Kısmetimi bağlıyorum. Ha kısmetimizi bağlama Allah'ım ya Rabbim. Vallahi yok ettim yok etmedim. Aydemir Akbaş çok güzel söyleyeyim. Tam filmler piyasaya girecek. Bu tür şeyler başlıyor. Reklam amaçlı. Bu biraz hepsi reklam kokuyor bence. Hakan sen tacize karşı mısın? Karşıyım abi. Yok çok severim diyemem herhalde. Karşıyım. Yani hoş bir şey değil. Abi tuttu ya şimdi haklısın demin söyledim. Şimdi taciz ne oluyor asılma ne oluyor bunu anlamış değilim. Yani mesela nedir o? Asmak lafla da olan taciz fiziksel de bir hareket olduğu için ondan dolayı. Taciz de laf da olur. Her türlü elle de olur. Ama her türlü şekli olur da. Taciz kişinin isteminin dışında. Abi? Yani. Kişinin isteminin dışında olan her şeye taciz deniyor yani. Yani karşılıklı. Ben karşılık vermiyorsa bu tacizdir. Ne kadar ayıp şeyler bunlar ya. Yani durup dururken el atıyorsun mesela hocam. Bu olur mu? Sana ne kardeşim kızım bu kolunda. Değil mi yani? Çok da iyi ha. Tüysüz müysüz bak vallahi. Bak dedi şekil ağda görüldüğü gibi dedi. Güllü. Efendim? Çok oturdun anam be. Gel bakayım. Gel bakayım gülüm gel. Evet.
Hasret yakışmaz, olmaz, olmaz. Ne olursun dur, insan sevdiğinden ayrı kalamaz. Olmaz, olmaz, ne olursun dur. Yıkıp da gönlümü, yakıp da ömrümü, çaresiz bırakma ne olur. Ağlatma, dayanmam, ben sensiz olamam. Dur, dur, dur. Bizde dert mıknatısı var. Onun için bütün dertleri biz çekiyoruz. Şimdi ortalığa 15 tane dert atın. 7,5 sana gelecek, 7,5 bana. Şimdi bunlarda mıknatısı yok ya, bizde mıknatısı var. Ben istiyorum 5 tane. Sen kaç tane istiyorsun derne güyemiz? Ben şimdi bir şey istemiyorum. Dert istemiyorsun. Bela? Hiç istemiyorsun. Allah beladan korusun ya Rabbi, dertten korusun inşallah ya Rabbi. Bütün insanlara dertsiz günler ver ya Rabbi. Amin. Ramazan geliyor. Davullar çalacak. Sahurda kalkacaksınız. Tutuyor musunuz? Eğer kim oruç tutmuyorsa... Gece rüyanıza gireceğim ben. Beyaz bir şey üstüme atıp... ölüm. Oruç tutacak mısınız? Evet. Harika be, harika, alkışlıyoruz. Talebelere alkışlıyoruz. Peki, şimdi kim geliyor, kim geliyor? Asena. Kim? Asena. Asena, gelsin bakayım. We'll be right back.
Ramazan ayında. Bizde oryantal yok. Ama Asena Hanım, tahmin ediyorum bir şey çizdim kafamda. Kahveci güzel olacak. Kahvelerde satacağız onu. Yani iyi para eder tahmin ediyorum. İyi de para kazanırız. Kahve iyi ya. Seni niye satalım ya? Kim alır kime satalım, Allah ceza verecek. Biz aldık bir sefer, başımıza bela ettik. Hangi programa gelse kimsesi de bir. Evet, Ramazan ayında böyle sizlere şalvarlı böyle hakkı vardır ya, otellerde vardır kahveci güzeli. Yapabilir mi, becerebilir mi? Yapar. Peki, alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. Hemen hediyelerimizi ikram ediyoruz. İşte ayrım yok, ne kadar güzel bir şey bak. Canım, ilk nur. Çok teşekkür ederim. Bu senin. Bak ne kadar güzel, bir bak hele. Yani şöyle. Said Koç beyefendiye, koç gibi bir armağan. Teşekkür ediyoruz Gülla Hanım, bu da sizin. Teşekkür ederim efendim. Bu da senin, stres alıyor evladım. Çok teşekkür ederim. Bunu da sen de koluna tak. Teşekkür ediyoruz Hakan kardeşimize. Yine bize bir şey yok. Takamadı. Ben takayım. Elini şey ettir, ondan sonra şey ettir. Taktın mı? Takamadım. Ucunu çok ince. Becereksiz bunlar. Bir de evde yemek yaparlar, bilmem ne yaparlar. Sen onu tak. Taciz ediyorum ama. Evet. Buyurun sevgili kardeşim. Bu da sizin. Teşekkür ederim. Bir şey değil Hakan. Çok teşekkür ediyorum. Şuradan pırlantalara bakın, bak enteresan, parlatıyor böyle şeyi, parlatıyor. Olay. Bir şey pardon. Buraya indirecektim elimi. Şimdi ne vardı? İbrahim Tatlıses'in. O zaman şey yapalım efendim. Son bir eski bir kaset vardı bilirsiniz. Eski bir kaset. Eski bir kaset. Söyleyeyim mi? Piyasada yoktu biliyorsunuz. Onu piyasaya çıkarttık. Şimdi onda çok güzel bir şarkı var. Ben de bunların şarkılarına karşı onu söylemek istiyorum. Buraya kadarmış sonumuz demek. Gözümden
yaşları silecek misin? Ağlama demenin ne faydası var? Sonumuz demek buraya kadarmış yolumuz demek acıyla bağlanmış sonumuz demek tek çare Tanrı'dan sabır dilemek kadere sitemin ne faydası var tek çare sensizle haldeyim bilecek misin? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensizle haldeyim bilecek misin? Gözümden yaşları silecek misin? Ağlama demenin ne faydası var? Ha? Böyle tüylerim diken diken oluyor. Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Gözümden yaşları silecek misin? Ağlama demenin ne faydası var? İş işten geçtikten sonra... Hani vardır ya bir laf. Atı alan Üsküdar'ı geçti. At dört nala gidiyor. İngiliz atıymış. İngiliz, Arap atı. Evet, evet. Soruyoruz şimdi sokaklarımıza soruyoruz. Ayşegül. Sor bakayım anam, hiç aşık oldunuz mu? Sabahlara kadar ağladınız mı? Hatta kapıda yağmurlarda beklediniz mi ulan? Hiç aşık oldunuz mu? Ya şimdi çok 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 özel bir soru bunlar. Kaç kere aşık oldun? Bir kere. Kime? Karıma. Genç kızken olmuştur herhalde. Hatırlıyor musunuz peki? Çok ufaktık. Hiç değil. Neden? Ne olacak? Sonra umutsuzluğa kapılır geçer gidersin. Peki hatırlıyor musunuz hala? Tamam ara sıra hatırlanıyor sana. Ya hayatımda iki sefer aşık oldum. Ne oldu sonra? Sonuçta hüsranla bitti. Valla bana sorarsa ben çok olmuşum. İlk aşkınızı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyordum. Kimdi? O kızdan evlenemedik ama. Yenge duymasın şimdi. Duymaz. Güzel bir şeydir umarım. Hiç olmadığım için. Aşk nedir diye soruyorsunuz. Bir insanın gözlerine baktığınızda onunla birlikte mutlu olabilmektir. Çok güzel bir şey. Peki siz kaç kere aşık oldunuz? Bir kere. Bir kere. O kadar becerebilirim. Hala görüşüyor musunuz ya da hatırlıyor musunuz? Tabii onunla evliyim. Aa ne güzel. Aşık olmak güzel bir şey mi sizce? Hayır. Hayır. Çok güzel de sonu iyi değil. Ben hala seni seviyorum. Aşık olmak çok güzel bir şey. Nereden biliyorsun? Çünkü ben de aşığım. Hayır olmadı. Peki aşık olmak güzel bir şey mi? Tabii güzel bir şey. Ama sen olmadın. Yok. Babası vermem diyor, kız kaçacağım diyor. Bu hafta onu da kaçıracağım. Hayır.
Gördün mü? Ne derbeder olanlar varmış, ne aşık çekerler varmış. Ve evladım biz de kendi kendimizi aşık zannediyoruz. Vallahi pes doğrusu ha. Şimdi, çocuklar hiç aşık oldunuz mu? Nasıl yani evet? Aşık mı oldun, oldun mu? He? Her gün başka birine. Her gün başka birine mi? Evet. Ne ayran gönüllü bunlar. Vay be. İbo'ya da soruyorum. Diyorum ki sen aşık oldun mu? Hoppala babası. Ne amma soru soruyorsun ha? Ne soracağım? De ki kim var şimdi? Buna lan kim var şimdi? Diyor babasına. Babasının oğlu ne de olsa. Nesinin oğlu? Babasının oğlu. Biz öyle demiyoruz yani şimdi kim var. Bu babasının da geçmişinden dolayı sürekli sorgulanır. Ha, geçmişine ne varsa. Bir şey yok ha. Bir bok yok. Ne var geçmişinde? Adı çıkmış 9.28'e. Lan indirin şunu 8 arkadaş ya. Hatta 1'e indirin. Birle, birde ne var biliyorsunuz değil mi? Birlik var, beraberlik var, vahdaniyat var. Bir de Allah var. Çünkü Allah tektir. Bire indirin abi, güzeldir bir ya. Şimdi biz bundan kaç sene evvel Mugo biz filmden çekiyorduk. Biz Fırat'tan oynuyordu. Mugo orada klip çekmek oldu. Klipte bu karabiberden oldu biz. Biz karabiber 10 gün Bodrum'dan kaldı. Bizden bir zarar gördün, görmedin. Asla görmedim. Bak en sevdiklerin ölsün. Burada şimdi şey için anlat. En sevdiğim ölsün ki hiçbir zarar görmedim. Hatta bir gece Mugo kalktı gitti. Gece dedi ki yatıyorum. Bir baktım gitmiş. Hatta küstüm. Dedim ki neden biz haber olmadı? Başınıza bir şey gelir. Mugo başınızdan evet, bir doğru. Şey olur. Allah korusun Bodrum'dur burası. Normal gelen anormal gidiyor. boş gelen dolu gidiyor. Mugo burası Bodrum'dur yani. Ne için bizden haber olmadı? Çok özür diledi. Çok bağışlayın ben dedi. Bir ailevi mesele vardı. Doğrudur. Evet. İnandık sonra araştırdık, sordurduk. Düğün kimin? Hiçbir sakat yok. Benim maksatım dedi. Şey sağlam olsun. Karakteri sağlam. Başka neresini sağlam istiyorsunuz? Kafası. Kafası da sağlam. Vücut tam. Kalemim, kalemim. Tek geçerim bu vücudu bakayım. Abi göbek yok bir gram. O ne lan? Hele bir de bunu tut bakayım kalk. Gel abi. Bir de profilden bakın abi. Bak. Dündüz maşa böyle geliyor. Bir de niye aşağı tatlıyım? Ben kadar iner buraya. Bir gram şey yok. Gel. Sıra hakkında mı? He. Günün yarası. Bu hareketli mi Hakan? Yok abi. Slow 18'lik bir şarkı. Efendim 18'lik, 18 yaşında bir şarkı bu. Slow. Ver bakayım. Memo. Yarim gitti ömür
Rabbim bana bir dert vermiş. Derdin adı gönül yarası. Kapanmıyor, sönmek bilmez. Yanar durur gönül yarası. Rabbim bana bir dert vermiş. Derdin adı gönül yarası. Kapanmıyor, dinmek bilmez. Yanar durur gönül yarası. Benim halim yaman, derdim büyük, başım duman. Sen bana sabır ver Mevlam, bu yaraya yok mu derman? Sen bana sabır ver Mevlam, gönül sevdi bilmez ferman. Nereden sevdim cana yetti, yarim gitti, ömür bitti. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası. Kapanmıyor, sönmek bilmez, yanar durur. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası. Kapanmıyor, dinmek bilmez, kanar durur gönül yarası. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı kapanmıyor, sönmek bilmez, yanar durur gönül yarası. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası. Hoş bir parça, gerçekten güzel bir parça. Teşekkür ederim. Sizlere bir armağanımız daha var. Bunun tezesi çocuğu, bu halının tezesi çocuğu. Merinos'tan evinizin bir köşesine asacaksınız. Oradan getirsinler bakayım bana bir tanesini. Ha, gösterelim, geçen hafta göstermedik, dedikodu oldu. Yoksa isim söylüyorsunuz, vermiyor musunuz diye. Bu arada ben lafınızı balla kesiyorum, tabii. Bir şey söylemek istiyorum. Hı-hı. Biraz geç oldu ama. Öncelikle size ve İdobay ailesine hastanede yattığım sürece... bana göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica çok ederim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Saygı duyarız. Ne demek? Biz... Sağ olun. Biz... Yani halılarımız bu. Bunun kadar var la, o ne? Bunun biraz küçüğü, az. Biraz küçüğü. Teşekkür ediyoruz. Sanatçılarımıza, yani size bir şey yok. Her zaman olduğu gibi. Size ancak bir ses verebiliyoruz. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Kendimizi böyle yerden yere vuruyoruz, siz de alkışlıyorsunuz. Anlamadım, gitti abi. Şimdi... Yani burada para kaybımız var ama isterseniz biraz para kazanalım. Güllü bize para kazanırsın. Gel bakayım Güllü. Napolyon ne demiş? Para, para. Ne demiş? Para, para, para. Aslında paranın geçmediği öyle yerler var ki. Öyle hükmedemediği öyle yerler var ki. Ama hükmettiği de öyle yerler var ki kardeşim. Vallahi billahi ya. Ye kürküm ye ya. Ye kürküm ye ya. Çal bakalım abi. Müzik
geçeceksin. Malları mülkeni yığıp da durma. Bunların hepsini mezara mı gömeceksin? Aman gözümüz yok ama neden olsun? Her sakallı niye senin deden olsun? Biraz da şu romana gül Allah'ı. Bizim de cebimize para dolsun. Gözümüz yok ama neden olsun? Her sakallı niye senin deden olsun? Biraz da bu romana gül Allah'ı. Bizim de cebimize para dolsun. Romana gül Allah'ım, bizim de cebimize para dolsun. Gözümüz yok ama neden olsun? Her sakallı niye senin deden olsun? Biraz da şu romana gül Allah'ım, bizim de cebimize para dolsun. Ne zaman? Önümüzdeki pazar günü. Seyran Tepe'de açılışımız var, evleniyoruz. Kebapla lahmacun evleniyor. Buradan Kağıthane Belediyesi'ne, çünkü bizim orası Kağıthane'ye ait. Kağıthane Belediye Başkanı'na da buradan davette bulunuyoruz. Gelsin kurdelamızı gelsin kurdela. Evet, sizleri seviyoruz. Ladies and gentlemen. Başta hanımefendiler olmak üzere. Hanımefendiler, ne harfini unutma. Hanımefendiler atlıyorsun. Hanımefendiler olmak üzere. Sizlere her zaman olduğu gibi böyle elimiz arkada bağlı. Hatta böyle. Esas duruş. Çünkü ekmek sizden, su gölden. Söylemek, bağırıp çağırmak da bizden. Burada huzurlarınıza gelen, İboşova gelen, başta hanımefendilere söyleyeyim. İlknur hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Gülliye. Çağırın hak koyu, giydirin sağ koyu. Şimdi final yapıyoruz. Harekette bereket vardır her zaman olduğu gibi. Ne söylüyoruz? Karanlığım Abbas.
olursa oks olsun. Le 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 canım. Esmerler kovardası. Esmer sen. Merinos İboşov'u sundu.